Şöyle güzel bir soru var. İnternette bunun üzerine çok fazla espri dönüyor. Latife dönüyor diyecektim. Dilim böyle şakalar arasında bir gitti geldi kelimeler arasında. Senin bu arada yazarken kullandığın kelimeler de beni benden aldı. Neydi kız o keşkek meşkek bir şeyler yazıyordun neydi? Barik hocam, şekke falan. Evet. Benim duymadığım Osmanlıca kelimeleri Hazal kullanıyor. Boynuz kulağa geçer diye buna deniyor işte. Bu arada hangi gazetede yazıyordun? Gazete Pencere'de yazıyorum hocam ben. Lütfen Gazete Pencere'de Hazal'ın yazılarını takip ederken tabii esas yazdığı yer olan Açık Beyin'de unutmayalım. Oradaki yazılarını da takip ediyoruz. 15 günde bir Açık Hocam Beyin'de. ikisinde biraz farklı dil yürütüyorum. Açık Evet. Beyin'de daha esprili, bilimsel. Gazetede biraz daha yoruma dayalı da gidiyor. İlginç, ikisi de çok bana çok şey katıyor. İyi, çeşitlilik iyidir. Soru şöyle. Geceleri yatağa girince neden beynimizde bütün geçmiş pişmanlıklarımız, düşüncelerimiz, felaket senaryoları, bu tarz düşünceler gelir? Her zaman gelmez. Bana Bu niye gelir diye olması lazım sorunun doğrusu. Bana niye bunlar geliyor? Evet, Üzeyir doğru. sormuş. Üzeyir. Evet. Ama bu soruya benzer sorumuz sık geldi ve internette çok fazla bunun üzerine şakalar dönüyor. Yani karikatürleri görebiliriz. Hani yatağa yatar, işte güzel bir uyuyacağım der, sonra bütün felaket senaryoları, orada neden bunu söylemedim, o gün niye bunu yapmadım döner ve uyuyamaz bu kişi. İnsanın aklına böyle geliyor diye değil de benim aklıma niye geliyor diye sorarsak o zihnin özellikleri üzerine biraz konuşabiliriz. Mesela çok şükür bu aralar bana olmuyor ama bana olduğu zamanlar vardı. Bu zamanlar ne zamanlardı diye baktığımda kendimle ilgili olarak ve daha sonra bu sıklıkla tekrarlayan olumsuz düşünceler ya da ruminasyonlar falan dediğimiz meselenin ne zaman arttığına baktığınızda kendinizi özellikle depresif hissettiğiniz hallerde ya da depresif zihin modlarına yakın olduğunuzda bunların miktarı artıyor. Peki onlar ne zaman oluyor? Hayatınızın kontrolünü elinde hissetmediğiniz zamanlar. Gün içerisinde normal davranış gösterirken hayatın akıntısının içinde kendi akışınızı oluşturabildiğinizi hissetmediğiniz zamanlarda kendinizi edilgen algılamaya devam ediyorsunuz ve bu edilgenlik sizi bir tatminsizlik, bir yorgunluk içinde bırakıyor ve boş kaldığımız zamanlarda böyle durumlar zihnimiz mesela hep olur ya bir ağız dalaşı olur birisiyle ondan ayrılırsın dersin ki lan şu laftan sonra şunu oturtursaydım ne sağlam olurdu. Hatta o söylemediğiniz lafı o kadar çok düşünürsünüz ki sanki onu söylemişsiniz gibi algılamaya başlarsınız. Zihin bunu niye yapıyor? Oradaki tatminsizliği kendi içinde düşünerek tatmin etmeye, onarmaya ve yamamaya çalışıyor. Aslında yaptığı şey bu. Beynin temel fonksiyonunu unutmayalım. Düşünce sisteminin temel fonksiyonu bizi hayatta tutmaktır. Bizi hayatta tutmak olduğu için de önce kötü şeylere odaklanmak tercih eder. Olumsuzlukları önceliğe alır. Zira olumsuzluklar bize zarar verebilme potansiyeli taşır. Onlarla bir şekilde halleşebilirsek, bir şekilde onları halledebilirsek yaşamımızın daha iyi olacağı aşikardır. Ama bu bahsettiğimiz dönen düşünceler çoğu zaman düşünerek halledilebilir şeyler değildir. Fakat biz tabiattaki her gün ya da üç günde bir mağaranızın önüne gelen yırtıcı hayvanlardan korunma konusunda bin bir çare düşünüp sonuçta gerçekten ona bir çare bulduğumuz dönemlerde değiliz. Yani düşün düşün ne olursa olsun çözemeyeceğin bazı içsel sorunlardan bahsediyoruz bunu yaparken. Bunu değiştirmenin bir tek yolu var. O da yaşama müdahale ediş ya da yaşamı yaşayış tarzında değişiklikler yapmak. Şimdi tam da burada bu aklıma uyurken kötü düşünceler niye geliyor sorusunu sorarak başlamak çok önemli. Çünkü burada bu sorunun altında bir şey var. Ben zihnimin hangi izleklerden geçerek bu düşünceleri ürettiğini henüz fark edemedim var bu soruda. Bunu yapabilmek için kendi duygusal ve düşünsel dünyanızda derinleşmeleri sağlayacak iç dinlemelere, bir takım belki profesyonel yardım alarak destekli terapilere, analizlere vesairelere başvurmakta da fayda olabilir. Fakat son derece basit meditasyon tabanlı tekniklerle, meditatif uygulamalarla zaman içerisinde ki bu görece kısa bir zaman, yani birkaç hafta ya da birkaç ay içerisinde zihninizin dönüp durduğu döngüleri artık izleyebilir ve tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Bunların kökenlerine dair ufak tefek ipuçları elde edip gerçek hayatınızda bu tip duygulanımları oluşturan davranışlarla ilgili bir bilgelik kazanmaya başlıyorsunuz. Bütün bu kötü düşünceler ve onların yarattığı rahatsızlık ki mesela bazen uykusuzluk işte. Gece yatarken aklınıza o tilkiler geldiğinde çoğu zaman uykunuz kaçabilir mesela. Bu tip rahatsızlıklar hepimize birer işarettir. Bu işaretleri hayatımızdaki kontrolü arttırmak ve ruhumuza, gönlümüze ve zihnimize daha uygun bir hayat kurmak için minik işaretçiler olarak değerlendirelim. Ama bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim. Akşam yattığınız yerde isterseniz 2 saat uyumadan gözünüz tavana dikili ya da kapalı. Bu sorunları istediğiniz kadar düşünün. Yatarken çözüm bulunamayacak. Ya da mesela o gün bir şey oldu.
Onu döndürdünüz döndürdünüz, en son dediniz ki bir daha olursa kesin böyle diyeceğim. Tam bu noktada size şu sözü hatırlatırım. Çok söyledim bunu, soruyorum da bile çok söylemiş olabilirim ama Bertrand Russell'ın sözü çok hoşuma gidiyor. Umut iyi bir sabah kahvaltısı ama kötü bir akşam yemeğidir. Çok severim. Yani akşam yatarken, yani yarın olan için falan filan demeyin onu. Ne olmuşsa kabul edin, affedin, güzelce uykuya dalın ve ertesi sabah umutlu bir şekilde bugün başıma gelecek her şeye dünden daha iyi davranacağım, daha faydama kullanacağım, daha kendimi gerçekleştirmek ve tatmin olmak için daha iyi adımlar atacağım niyetiyle ve umuduyla yataktan kalkmanızı tavsiye ederim. Bu sabah yapmamız gereken bir şey. Güne başlarken, akşam yatarken bu yaptığımız muhasebeye pişmanlık diyoruz. Pişmanlık kadar faydasız bir duygu, ben bilmiyorum. İşe yaramıyor çünkü yani pişmanlık. Pişmanlık yerine derse dönüştürmek lazım işleri. Bir örnek vereyim. Yani yakın zamanlarda benim de yaşadığım, yani bütün insanların hayatında her gün hemen hemen yaşadığı bir şey. Birisiyle münakaşa ediyorsunuz mesela. Şimdi bu münakaşa sizi rahatsız eden bir şey ve kendi başınıza kaldığınızda bana öyle dedi, bana nasıl bunu der, öyle yaptı, böyle yaptı, öyle yaptı, tır 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 tır, devamlı aynı şey dönüyor içinde. Şu soruyu nadiren soruyoruz ve ben ne zaman sorsam faydasını görüyorum. Ben ne yaptım da o bana öyle dedi? Ben buraya olayı nasıl getirebildim ve ben kendimi bu sinirli halime nasıl düşürebildim? Tamamen kendi planımda, yani karşının niyetini, amacını, çıktısını sorgulamayı bir kenara bırakıp kendim bazlı düşünmeye başladığında, bu arada yani sadece insanların çoğu balık hafızalı gibi sadece o mesela tartışma başlatan konuşma içinde düşünün. O kişiyle daha eski ilişkinizi düşünün. Önceki hallerinizi düşünün. Mesela diyelim 30 senelik dostunuz. 30 senedir ne yapıyorsunuz bu kişiyle? Bir düşünün. Bütün o izleyi sizi buraya getiren ayrılmaz bir parça olarak fark ettiğiniz anda kendi içindeki rolünüz bir anda olayın zihninizdeki görüntüsünü değiştiriveriyor. Biz kalıp düşüncelerle kendimizi sıkı ve güvenli bir fanus içine almaya eğilimliyiz. Ama akıl o fanusu kırarak gerçek bir resim çizmemize ve gerçeği daha bütüncül olarak görmemizi de sağlayacak bir araç. Bu tabii bir soru yorumda anlatılacak veya anlatılabilir bir şey değil. Biraz böyle içsel de bir şey, yani çok kelimeye dökülebilir bir şey değil. O yüzden biraz kendimizi dinlemek, kendimizle baş başa kalma alışkanlığı geliştirelim. Gerekiyorsa bir defter mefter tutalım. Yani duygularımızı, düşüncelerimizi yazalım. Böyle tonla teknik var piyasada. Bize yarayan herhangi bir tanesini de birkaç tanesini uygulayabiliriz. Ama eğer bunlar bizi çok rahatsız eden, uykumuzu, günümüzü berbat eden takıntı, dönüp dönüp duran düşüncelere ve neticede diğer depresif belirtilere sebep oluyorsa, o zaman yardım alalım. Çünkü bazen insan derinleşmiş çukurlardan kendi başına çıkamıyor. Yani bir kuyuya düştüğünüzde illa ip atan biri lazım, öyle düşünün. Kuyu çok derinse tırmanmaya kalkmamak da gerekebilir. Tırmanmak bile tek başına tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bunun tamamen bir derece meselesi olduğunu da buradan hatırlatayım. Ben günlük sıkıntılardan daha çok bahsediyorum. Yazma Cesaretini, Nihan Kaya'nın kitabını yazmaya başlamak için önerir misin? Sevgili Zehra Taş, kısa cevaplayabileceğim bir soru sormuş, ona hemen buradan cevaplayayım. Nihan Kaya'nın Yazma Cesareti kitabını yaşamaya başlamak için öneririm. Yazmaya başlamak için deyip. Çünkü Nihan'ın kitabı bana sorarsanız yaşam sanatıyla ilgili çok önemli bir şey anlatıyor. Bunu edebiyat ve yazma üzerinden anlatıyor. Hemen okumanızı tavsiye ederim. Sonra isterseniz yazarsınız da. Hocam, anksiyeteyle mücadelede evhamı nasıl yönetebiliriz ya da engel olabiliriz? Copy paste yapıştırılan sorulara cevap vermiyorum ama anksiyete bir rahatsızlıktır. Uzmana gideceksiniz arkadaşlar. Soru yorumda cevaplanamaz bu tip sorular.